Bir insanın gönüllü olabilmesi için insanlara karşı esirgemez bir sevgi içinde olması gerekir. Koşulsuz, ayrımsız bir sevgi içinde olması gerekir. Çünkü insan evrenin en şerefli varlığı olarak yaratılmıştır. Ayrıca insanla birlikte insanın yaşadığı ortam olan doğaya, çevreye, bütün evrendeki her şeyi koruma duygusu içinde olmamız gerekir. Her şeyin iyiliğini düşünmemiz gerekir. Şu anda Karadeniz bir asit denizi haline girdi. Marmara Denizi ondan gelen suyla bütün verimliliğini ve balık türlerini kaybetti. Nereden geliyor bu? Romanya'dan geliyor, Bulgaristan'dan geliyor. Bütün Avrupa'nın kiri, pisi Tuna Nehri'yle gelip Karadeniz'e akıyor. Ve bizim en verimli pirinç yetiştirme yerimiz Trakya'ydı. Ergene Nehri şu anda siyanür dahil bütün zehirleri içinde taşıyan bir nehir haline geldi. Ama hala orada pirinç yetişiyor ve hala o pirinçle biz besleniyoruz. Siyanürle sulanan, siyanürlü e, suyla e, sulanan pirinçleri yiyoruz. Bunun içine siyanür girmiyor mu? Bunun içine o çeşitli zehirler girmiyor O yüzden biz doğayı, çevreyi, canlı cansız bütün varlıkları e, hem sevmemiz hem şefkat göstermemiz. Çünkü bunların hepsinin içinde yaşayan biziz. Biz bunların içinde yaşıyoruz. Eğer bizden sonra gelecek insanlara daha iyi bir dünya bırakabilecek çaba içinde olmaz isek bizim bir yere ulaşabilmemiz mümkün değil. Bunu ise ancak sevgiyle, şefkatle, merhametle elde edebiliriz. Çıkarımızla baktığımız her şeyde gözümüz çıkarımızdan başka hiçbir şeyi görmez. O nedenle e, ruhumuzun değerlerini yaşamımıza katmak, gönüllü olmak demektir. Gönüllü yaşamak demektir. Aklımızla biz ne sevebiliriz, ne... E, insanlara yararlı olmak için çalışabiliriz. Aklımız sadece bizim hesaba, kitaba ve çıkara çalışır. Mutlaka aklımıza ruhumuzun değerlerini ortak etmemiz ve ruhumuzun değerlerinin aydınlığında bu dünyayı daha iyiye ulaştırabilmemiz gerekir.